hala şaşkın. Yani inanamıyorum. Handan böyle bir şeyi nasıl yaptı? İnanmaman normal. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Ama benim asıl merak ettiğim... Bizimkiler bunun oyun olup olmadığını biliyorlar mıydı? Yok artık. Yani belli ki onları da kandırmış. Bilmiyorum. Bu olanlardan sonra aklıma her şey geliyor. Eğer onun hamile olmadığını bilip de sustularsa... ...bu oyuna alet oldularsa... ...onları bir daha asla affetmem. Berat, her şey için çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Aa, cüzdan. Cüzdan yok. Ulan bakın mı kaldı? Bir şey düştü. Ne o lan? Önemli bir şey değil kardeşim ya. Niye panik yaptın o zaman? Ha? Kalpli şekilli falan bir şeydi. Nezlan'ın fotoğrafı. Ya önemli bir şey değil dedim ya. Uzatma. Ulan ne ketum adam sen ya. Neyse alırım ifademi sonra. Hadi eyvallah. Biraz sert çıktım, farkındayım. Özür dilerim. Ama hemen konuşmamız lazım. Ya benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Anlamadın mı hala? Hala anlamıyorsun değil mi? Biz aynı taraftayız. Ya şunu söyleyip durma. Bana güven. Bak gördün, bugün seni satmadım. Suç ortağım olduğunu söylemedim. Kızım ne diyorsun sen ya? Ne suç ortağı? Sakin ol. Bak bugüne kadar seni yalnız bırakmayan, seni üzmeyen tek kişi benim. Ama beni mecbur etme Berat. Eğer haline tavrına dikkat etmezsen Kemal'e her şeyi anlatırım. Elinden geleni ardına koyma anla. Elinden ne geliyorsa yap. Eğer bir şey söyleyecekse ben sana bırakmam, korkma. Kendim söylerim önce. Şansa bak, mahalleye sevdiğimi buldum. Biliyorum. Gelip geçerken bakıyordum. Ya ben de kiralık yazısını görünce... Sabah ne haldeydik, şimdi ne haldeyiz? Hayat ne garip. Hem garip hem de senin gibi güzel. Gidiyoruz kaptan, hadi. Nereye? Ya bir kere de bir şey sorma be abicim. Bizi bir yere atacaksın, hadi. İyi de ben çıkamam. Kaptan. Kemal, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. E tamam, yolda konuşuruz işte. Ya hadi Berat, kırma bizi. Hemen gidip geleceğiz. Hadi seni de görmeni istiyoruz. Tamam, ben montumu alayım, geliyorum. İyi, bekliyoruz dedim. Güzeldi. Küçük değil mi biraz? Ne? Küçük mü? Burası sizin villalara benzemez beyefendi. Ne bekliyordunuz? Nasıl sığacağız biz 5 kişi buraya? 5 mi? 3 çocuktan aşağısı kurtarmaz bizi. Değil mi kardeşim? Ya o zamana kadar ev değiştiririz işte. Ama bence 2 çocuk iyidir. Yani 3 çocuk biraz fazla sayılır. Bahar Hanım, ben geniş bir aile istiyorum. Haberin olsun. Bak, şu 2 odadan birine çizim sehpası koyarız. Orası çalışma odamız olur. Sen de yakında zaten kendi mesleğine uygun bir iş bulacaksın. Ben de orada seninle ıslanmaya çalışırım işte. Tamam, anlaştık. Ben gideyim, günümüzü getir. Dur be kardeşim, nereye gidiyorsun? Yürüyorduk işte birlikte. Ya biz seni bunalttık mı, sıkıldın mı? Yok canım. Sen de bir kere de sevdiğinle gelmedin ki be kardeşim.
Neyse artık. Evimize gelirsiniz. Bu arada kendi derdimize daldık seni unuttuk yine. Bir şey söyleyeceğim diyordum. Ne oldu? Boş ver. Sonra konuşuruz.